Değerli izleyenler, sivil toplum ekibi olarak bu hafta ekranlarınıza Queer Kıbrıs'ı taşıyacağız. Queer Kıbrıs hangi düşünceyle ortaya çıktı, verdiği mücadele nedir, bugüne kadar kat ettiği mesafe ve hedef mesafesi nelerdir? Tüm bunları ekranlarınıza taşımaya gayret göstereceğiz. Ve Queer Kıbrıs'ı kurucu üyelerinden Zeliha Ulubay'la konuşacağız. Öncelikle teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz bize böyle bir platformda yer verdiğiniz için. Evet. Hemen dilerseniz biraz kuruluş öyküsüne girelim Queer Kıbrıs'ın. Çünkü ilk olarak homofobiye karşı inisiyatifle gündeme geldi LGBT hakları ve sonrasında aslında bu mücadele derneğinizi doğurdu. Queer Kıbrıs'ı doğurdu. Neydi bu yola çıkış? Nasıl başladı, nasıl evrildi ve bir derneğe dönüştünüz? Şimdi öncelikle seyircilerimizin bizi daha kolay takip edebilmesi için biz tabii artık terminoloji olarak hızlıca LGBT deriz ama seyircilerimizin bizi daha iyi takip edebilmesi için LGBTİ nedir diye başlarsak sanırım daha bizi kolayca dinleyebilirler. LGBT dediğimiz lezbiyen, gay, biseksüel, transgender ve intersekstir aslında. Ama çok daha kısa olsun diye genel terminolojide LGBTİ deriz. Şimdi nasıl başlamıştık aslında biz homofobiye karşı inisiyatif olarak bu yola? 2007 yılında o zaman daha ceza yasasının 171. maddesi yürürlükteydi. Ve tabii birçok gay arkadaşımız bu konudan çok sıkıntılar yaşamaktaydı. Kimisi birebir belki polisle sıkıntı yaşıyordu. Kimisi sadece yasanın orada var olması bile çok tedirgin edici bir durumdu. Ancak 2007 yılının başları gibiydi. İngiltere'de doğup büyüyen, tabii insan hakları konusunda İngiltere'nin bizden çok uzak olduğu bir yerden gelen Kıbrıslı Türk gay bir arkadaşımız partneriyle bir ciddi sıkıntı yaşamıştı. Partneri bir video çekimi yapmıştı ve artık onunla şantaj yapmaktaydı. O da hakkını aramak için polise gitti. Polis dedi tabii bunun bir şikayetini alırız ama sen de artık suçlu durumundasın. Ve bu onun için tabii ciddi bir şoktu. Sonra bizim bu inisiyatifin başlangıcında olan birkaç arkadaşa irtibata geçti. Ne yapılır, ne edilir, bakın böyle şeyler başımıza geliyor gibi. Ve ilk birkaç ev toplantısıyla başladı homofobiye karşı inisiyatif. Ardından bize Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası sağ olsunlar yerlerini açtı. Ve orada düzenli toplantı yapmaya başladık. Ve homofobiye karşı inisiyatif, yani yıllarca aslında HOKİ diye medyada da çok sık kullandığımız HOKİ orada doğmuş oldu aslında. En temel amacı da neydi? Ceza yasasının 171. maddesini kaldırmaktı. Bunun için ilk aktivitesi ne oldu? İlk aktivitesi ceza yasasının değişikliğine karşı bir tüzük, bir değişiklik önerisi, bir taslak hazırladık. Aramızda hukukçu olan arkadaşlarımız da vardı. Bir taslak hazırlandı ve biz meclisi artık ziyaret etmeye başladık. Her hükümet değişiminde... Nasıl karşıladınız? Yani o dönemki parlamentoyu oluşturan siyasi partiler bunu nasıl algıladı? Vallahi çok kolay olmadı. Hiç kolay olmadı diyebilirim. Anlayamadılar, anlam veremediler. Tekrar tekrar anlatma ihtiyacı duyduk. Her dönem, her partiyi, her meclis başkanı değişiminde ziyaret etmeye başladık. Ve her şey nedir, LGBT nedir, cinsel yönelim nedir, bu yasanın yarattığı sıkıntılar nedir anlatmaya başladık. Hukuk komitelerini ziyaret ettik. O dönem gerçekten meclise çok iç iç olduğumuz bir dönemdi. Anlamaya çalışıyorlardı aslında. Yani evet belli bir kesim vardı ki yani bizi hiç kabul etmemişti, çok görüşme fırsatımız da olmamıştı ama bizi kabul edenler de bilmiyordu gerçekten, anlamaya çalışıyorlardı daha o dönemde. Ama tabii bize anlattığımızda haklı olduğumuzu, değişmesi gerektiğini hep söylediler. Ama kendileri bir inisiyatif alıp yıllarca bir adım meclis olarak atmadılar. Peki sizin hazırladığınız öneri tartışıldığı zaman... Sizin yola çıkış amacınızdan değişikliklere uğradı mı yoksa parlamento bunu algılayınca kabullendi mi?
Aynen. Şimdi bizim tek bir şeydi istediğimiz, ceza yasasının 171. maddesi kaldırılsın. Çok netti bizim talebimiz. Ancak ne hiçbir parti, ne hiçbir meclis başkanı, hiçbir dönemin hükümeti bunun için bir adım atmadı zaten. Yani hepsi dinledi, belki anlamaya çalıştı. Çok da yeni bir şeydi aslında. Tabuydu bu. Yani bizim ülkemizde eşcinsellik, transgender konusu 2007 yılında ilk defa konuşulmaya başladı. İlk defa biz gazetelere çıktık, televizyonlara çıktık. Elbette parlamenterler de bunun şeyindeydi. Kim bunun yükünü taşıyabilirdi o dönemde? Toplumdan gelen elbette iyi baskılar da vardı ama olumsuz baskılar da vardı. Halen duyduğumuz bir şey var. Yani hiçbir sorunumuz kalmadı. Bizim en büyük sorunumuz şimdi bu mu? Evet, her şey bir sorundu. Biz de bunu öyle anlatmaya çalıştık ama bir insan hakkı ihlali var burada. Ve bu da en acil olabilecek şeylerden biriydi. Çok zor bir şey de değildi aslında. Yani 3 maddenin kaldırılmasıydı bizim talebimiz. Ama bunun bir geri dönüşünü gerçekten biz o sürede her dönemin vekilinden bahsederim alamadık. Peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani ne zaman bu başarıya ulaşıldı, hı hı, ve ne zaman ceza yasası değişti, istediğiniz maddeler nasıl ortadan kalktı? Ama onun öncesinde ilk yola çıktığımız bir nokta var. Bir inisiyatif olarak bu mücadeleyi başlattınız, sonra derneğe dönüştünüz. Evet, onun yani da bizde güzel bir öyküsü var. 2008'de, 2007'de galiba dernek başvurusu yapıldı. 2008'de dernek başvurusu yaptık biz. O dönemlerde tabii şimdi artık biz bütün hukuki mücadelemize girmeye karar verdik. Yani gerek işte meclis ziyaretlerimiz olsun. O dönemlerde bazı arkadaşlarımız vardı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkımızı arayalım mı gibi. Onu hep biz sakinleştirdik. Bir bekle. Önce biz bunu İçimizde düzeltmeliyiz. Yani biz bunu yine hep derler ya, işte Avrupa'yı şeyler bunlar, Avrupa'yı şeyleri getiriyorsunuz, dayatıyorsunuz bize. Dedik hayır, bir süre biz mücadelemizi kendi iç hukukumuzda, kendi iç parlamentomuzda tartışmalıyız, toplumumuzda tartışmalıyız diye devam ettik. Ve dedik ki bir de dernek başvurusu yapalım. Çok emindik bizi dernek olarak kaydetmeyeceklerinden. Bu da elimizde dedik ki bir alan olur. Bir hak ihlali daha sayılmış olur aslında. Mücadelede bir basamak olarak kullanmayı düşünüyoruz. Uzun bir zaman bekledik aslında. Yani bu tescilin alınmasını uzun zaman bekledik. Bir yıla yakın bir zaman geçmişlerdi ve biz artık yani red onayımızı alacağımızı beklerken Avrupa'dan Michael Cashman'ı davet ettik. O dönem Michael Cashman Avrupa Parlamentosu'nda LGBT hakları intergrup başkanıydı. Ve belki ilk defa bir seminer, bir açık alanda toplumsal bir seminer düzenledik. Arabahmet Kültür Evi'nde ve bir izdihamdı resmen. Yani yerde oturacak yer kalmamıştı. Kapıdan dinleyiciler artık kapıdan taşmıştı. Tabii hem gelen insanlar açısından hem basına yansıması çok büyük bir olay olmuştu o günlerde. Ve biz Avrupa... Beklemiyor muydunuz bu kadar ilgi? O kadar kalabalığı beklemiyorduk. Gerçekten beklemiyorduk. Ki o yıllarda daha Facebook gibi sosyal medyadan da çok daha yeni zayıf olduğu bir dönemdi ve öngöremezdik nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi. Bu beklemediğimiz bir şeydi. Ardından Avrupa Parlamenteri Michael Cashman'ı meclis ziyaretine götürdük. Meclis başkanımızın, o dönem meclis başkanını ziyaret ettik. Sabah öğleden sonra da birkaç partiyi ziyaret etme fırsatımız oldu. Hatta burada da güzel bir anımız kaldı artık Michael Cashman'la. Biz tabii meclise hep nereden girer çıkarız? İşte ziyaretçi kısmından kimliklerimizi veririz falan. Tabii ben yine Cashman'ı aldım. Yine bir arkadaşımla biz yine adamı kimlik kontrolünden geçirip meclise girdik. Hep saatimizde işte oda, gideceğimiz odaya, meclis başkanının odasına gittik. Kimse yok. Dedik herkes nerede? Herkes her yer tıntın ediyor. Yani nasıl kimse yok? Meğer bizi kırmızı halıyı sermiş, büyük kapıda bekliyor herkes. Çünkü Avrupa parlamenteri meclisi ziyarete geldi. Ama tabii bizim tecrübesizliğimiz daha o zaman. Biz adamı alıp yan kapıdan içeri koyduk. Bu bir ünvan mı kazandırdı mücadeleye? Mutlaka ki. Yani bir
ivme mücadele, her şey bir ivmeydi aslında o zaman. Yani bize medyanın da desteği bir ivme oldu. Toplumsal hareketin de, diğer sivil toplum örgütlerinin de, her şey bir ivmeydi. Ancak bize Michael Cashman'ın ivmesini ne olarak görürüz? Michael Cashman'ın bu ziyaretlerinden sonra bizi Küt diye dernek yaptılar. İşte bu yine beklemediğimiz bir şeydi. Yani biz beklerken biz bunu bir hukuki mücadele diye sürdürelim. Artık homofobiye karşı inisiyatif derneği olduk. İsim değişikliği nereden doğdu? İsim değişikliği şöyle. Şimdi biz dedik ya, dernek zaten olma gibi bir arzumuz yoktu. Homofobiye dediğimiz zaten eşcinsel bireylere yönelik olan o düşmanca duygulardır. Ancak biz sürecin içinde dedik ki biz artık sadece... Biz LGBT derneği haline döndük. Yani biz sadece homofobiye değil, ceza yasasının 171. maddesine değil, LGBT bireylerin hakları için de mücadeleye girdiğimiz için baktık ki homofobi artık yetmeyen bir terim oldu bizim için. Ve o dernek başvurumuzdan sonra da bir isim değişikliğine gittik ve dedik ki daha çatı bir terim olan queer. Queer Kıbrıs Derneği olalım ki bütün LGBT'yi bireyleri de kapsayıcı bir terim olsun ve böyle bir değişikliğe gittik o dönem. Peki bu mücadele dünyayla paralel bir mücadele miydi, yoksa dünyanın gerisinde kaldığımız, yetişmek yani için uğraştığımız bir alan? Dersem ki 0 ile 100 arasında bir yelpazede. Yani biz daha o dönemlerdeki yok dernek olduk, dernek ismi değiştik, de yok meclis ziyaretine gittik. Belki daha onlarındaydık. Yani o sıfırla on yelpazenin daha öyle gerisindeydik. Yani biz o dönemlerde bunları tartışırken dünyada eşcinsel bireylerin evliliği, LGBT bireylerin evlat edinme hakkından konuşulup birçok ülkede bunların tartışmasını yapıp bunların haklarını elde ediyorlardı. Ki biz daha ceza yasasının 171. maddesini kaldırmaya çalışıyorduk. Çok derneğin en büyük başarısı aslında o maddenin değişmesini, kaldırılmasını sağladınız. Kesinlikle. Ne kadar bir sürede oldu bu? 2007 yılında başladığımız mücadeleyi, düşünün ki 2014, 22 Ocak 2014'te bu madde kaldırılabildi. Yani aradan 7 yıl geçmişti. 7 yıl geçti aslında. 7 yılda parlamento birçok kez... Birçok kez, tabii. Sil baştan birçok şeyi tekrar anlatma ihtiyacında mı kaldınız? Kesinlikle. En başta da söylediğim gibi o dönemlerde bile sürekli hükümet düşerdi. Gerek hükümetin düşmesi, gerek normal sürecinde değişmesi. Belki 5-6 kez biz bir meclis ziyareti, yani hükümet değişiminde meclis ziyaretlerimiz oldu. Her birine sıfırdan yeniden elimize alıp önerimizi gittik, geri geldik, tekrar hukuk komitelerine, tekrar lobi yapmaya. Bu gerçekten çok meşakkatli bir dönemdi bizim için. Ama her biri bir adım oldu, ivme oldu. Ancak çok yavaş ilerledi. Yani çünkü bu çok temel bir şeyden bahsediyorduk. Çok fazla bir talebimiz, isteğimiz yoktu. Onun kaldırılmasıydı. Bu kadar uzatılacak veya bu kadar düşünülemeyecek, yapılamayacak zor bir iş değildi. Ancak baktık, gördük ki artık meclis kendi içinde bunu değiştiremiyor. Bir arkadaşımız gönüllü çıktı ve o arkadaşımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne artık bireysel başvuruda bulunmak istedi. Kıbrıs'tan avukatı Öncel Polili ve İngiltere'den İnsan Onuru Vakfı ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava dosyalandı. Dava dosyalandıktan kısa bir süre sonra tabii Türkiye'ye tebliğ edildi. Çünkü Kıbrıs'ın kuzeyine bir dava açılamazdı. Oradan buraya geldi ve buradan artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir cevap gönderilmesi gerekirdi. Ne yapıyoruz? Ya cevap yasanın değişmesi mi oldu? Evet. Yani aslında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru bu son noktayı kesinlikle koyan. Yani bizim oldu? En baştan, yani 2007 yılından 2014 yılına çabamız hep mahkemeye başvurmadan, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadan, hiçbir dış etkenin etkisi olmadan kendi içimizde bunu değiştirmek, dönüştürmekti. Ancak bunu yapamadık. Ya bu yasa değişecekti ya da Türkiye mahkum olacaktı. Ve o noktada meclis oturumuna, iki kez de meclis oturumuna biz de katıldık. Açık oturumda bu oylanırken. Birincisinde ertelendi, ikinci gününde onaylanarak geçti. Ve orada
artık mahkemeye de sundukları. Evet, biz biz ceza yasasının 171. maddesini kaldırdık diyerek sonlandı. Son olarak şunu da merak ediyorum. Sanıyorum izleyicilerimiz de merak ediyor. Böyle bir hedef için yola çıkarken gerek yakın çevreniz, gerekse sosyal çevreniz nasıl bir reaksiyon verdi size? Doğru algılandı mı yapmaya çalıştığınız? Şimdi bireysel olarak sorarsanız bana bunu, bu benim için çok temel bir insan hakkı ihlaliydi. Bu yüzden kendi değerlerimiz doğrultusunda, o grup içinde söyleyecek olursam aslında, grubumuzun içinde bizim hem LGBT bireyler vardı, hem heteroseksüel bireyler vardı. Bunun sadece LGBT konusu olmadığını duyurma açısından da çok önemliydi toplumda. Yani bakın, bu sadece eşcinsellerin konusu değil, biz heteroseksüellerin de konusudur diyerek çıktığımız yolda çok daha kolay tartışabildik aslında. Birçok Avrupa ülkesinde bunun yapılamadığının örneklerini de gördük. Ama böyle olduğunda çok daha sahiplenici de olabildi. Yani toplumun genelinde de büyük bir grup daha sahiplenici de olabildi. Anlatmamız daha kolay oldu. Elbette sıkıntı yaşayan LGBT arkadaşlarımız da oldu bu yolun içerisinde. Hepimiz tecrübesizce başladık, girdik, tabu olanı konuşmaya başladık. İlk kez konuşuldu, ilk kez tartışıldı. Çok saldırılar da aldık, gerek medya üstünden olsun. Yani ne bileyim, çok karşılıklı birebir almasak da aile içinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oldu. Birbirimizi yine destekleyerek o süreçleri atlattık. Her tartışmada bir şey, başka bir şey açarak devam etti aslında. Çok kolay oldu diyemem. Ama olması gerekendi, çok geç kalınmış bir şeydi. Zamanı oydu, o zaman başladı ve halen mücadele devam etmekte. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. Verdiğiniz katkı için tabii Queer Kıbrıs'ı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Queer Kıbrıs birçok projeye de imza attı. Yalnızca bir yasa değişikliği veya kesinlikle yasadaki birkaç maddenin ortadan kaldırılması yasa değildi. Değiştikten sonra peki ne yapacağız dedik çünkü. Evet. Şimdi toplumun zihinlerindeki yasaları değiştirmeye geçeceğiz. Evet. O bölümü de Erman Dolmacı ile konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Queer Kıbrıs'ı konuşmaya devam ediyoruz. Queer Kıbrıs'ın en büyük başarısı aslında ceza yasasındaki değişiklik. Evet, ama bunun sonrasında da mücadele devam etti. Toplumun özellikle de LGBT hakları konusunda bilinçlendirmek için birçok projeye imza attı dernek. Bu projeler nelerdir? Onları konuşacağız Erman Dolmacı'yla. Evet, ama onun öncesinde dilersen biraz da seninle bu ceza yasasındaki değişikliğin yarattığı etkiyi konuşabilir miyiz? Tabii öncelikle ki. Bu değişiklik içeriği neydi? Bir madde kalktı. Peki o madde kalsaydı ne olurdu? Kalkınca ne oldu? Bu aslında ceza yasası, yani İngiliz sömürgesi döneminden kalan bir yasaydı. Ve aslında yani İngilizlerin çoktan değiştiği ama işte koloni olan ülkelerde de halen daha devam eden bir yasa. Bu diğer ülkelerde de geçerlidir. Kıbrıs'ın güneyinde aslında çok zaman önceden yine benzeri bir dava açılarak değiştirildiydi. Burada da ta ki işte Zilyan'la bahsetmiş olduğu olaylar yaşanana kadar da aslında çok da üzerine düşünülmeyen bir yasaydı da diyebiliriz aslında. Ne zaman ki aslında bu insanların birebir iki erkek arası cinsi münasebeti birebir yasaklayan bir noktaya geldi bu 171. madde. Aslında o zaman da hani artık bunun insan aleyhine olmasının, yani değişmesi gerekliliğinin de biraz daha üzerine vurgu yapılmış oldu. Yani bu 171. madde aslında doğaya aykırı cinsi münasebet olarak tanımladığı, anal ilişkiyi yasaklayan bir maddeydi. Bu da sadece iki erkek arasında olabilecek gibi yorumlandığı için de genelde iki erkek için yani bir iki tane dava vardır sadece kadın erkek arasında olan anal ilişkiyi yasaklayan. Ve daha sonrasında bu maddenin yasaklanmasıyla, değişmesiyle aslında yerine olumlu maddeler getirildi. Bu maddelerde de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden dolayı kimsenin ayrımcılığa uğrayamayacağı şeklinde değişti. Bununla beraber daha birçok da olumlu düzenleme yapıldı. Evet, cinsel yönelim ve cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayamayacağı şeklinde değişti madde. Aslında bu Queer Kıbrıs'ın da temel mücadelesini tanımlayan bir cümle. Evet.
Çünkü mücadele tam da bu cinsel yönelim ve cinsel kimlik nedeniyle ayrımcılığı ortadan kaldırma yönünde şekilleniyor. Peki bu çerçevede Avrupa Birliği'nden destek aldığınız birçok projeniz de var. Şu an devam eden bir projeniz de var. Ama ilk olarak hangi projeye destek aldınız Avrupa Birliği'nden, finansman desteği aldınız ve nasıl yaşam buldu bu proje? Şimdi öncelikle ceza yasası değişti dediğimiz gibi, yani bu aslında kağıtta olan bir yasaktı. Fakat ceza yasası değişmesi hemen sonrası insanların zihninde olan bu ön yargılar, eşcinsellere karşı olan tutumlar değişmedi. Dolayısıyla 2014'te yasa değişince aslında bir sessizliğe büründü ortam. Özellikle basında da her gün olumsuz haberler çıkıyordu ve bunlar da artık çıkmamaya başladı. Çıkmamaya başladı derken aslında olumlu yanda çıkmasını beklerdik. Bu da olmadı. Dolayısıyla aslında o uzun sessizlik 2014'ten 2015'e kadar aslında korundu bir şekilde. Dernek olarak biz faaliyetlerimize devam ettik. Fakat dediğim gibi toplumun bir desteği aslında olmadığı, bu ön yargılar olduğu için ve fon bulamadığımız için de Avrupa Birliği'ne başvurduk. Dolayısıyla ilk büyük çaplı projemizde 2015 yılında 2 yıl süren Avrupa Birliği'nin finanse ettiği konuşulmayan projesi olarak başlattık. Bu proje CCMC, Thompson Vakfı ve Queer Kıbrıs'ın ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Projede yani aslında 2 yıl sürdüğü için çok fazla faaliyetler yapıldı. İçerinden bahsedecek olursak da dediğim gibi adı konuşulmayan, çünkü aslında ceza yasasının değişmesinin hemen sonrası bu konu artık toplumda konuşulmamaya başlandı. Ve sloganımız da aslında odada kocaman bir fil var ve kimse bu fili konuşmuyor. Dolayısıyla logomuz aslında bir fildir. Biz bu projede çeşitli seminerler yaptık. Bir uluslararası konferansımız oldu. 200 kişiye yakın insanın katıldığı. Medyaya yönelik birçok çalışmamız oldu. Medyada burada önemli bir rol teşkil eder bizim için. Neden derseniz de kitleye ulaşabileceğimiz, mesajımızı yayabileceğimiz bir araçtır aslında medya. Ve geçmişteki olumsuz örneklerden bildiğimiz için de basın mensuplarının da aslında tutumlarını beraber konuşmak ve belki hani olumlu nasıl bu konu ele alınabilirinde kılavuzunu hazırlamak için de çalışmalar başlattık. İstediğiniz sonucu elde ettiniz mi bu projeyle? Kesinlikle bence elde ettik. Çünkü bu iki yıllık süreçte birçok toplumun birçok kesimine temas etme şansımız oldu. Özellikle basınla aslında yürüttüğümüz çalışmalar çok güzeldi. Bu seminerlerde ve yaptığımız çalıştaylarda aslında ortaklaşa birbirimizin dilini anlamaya yönelik ve aslında bu söylemleri nasıl LGBT'leri kapsayıcı bir yere getirebiliriz konuştuk. Yine bunun haricinde billboard kampanyamız oldu mesela. Dediğim gibi konu aslında konuşulmadığı için yola çıktığımızdan dolayı bu projede billboard kampanyasında olumsuz da olsa çoğunlukta konuşmayı başardık bunu. Olumsuzu biraz açabilir misiniz? Tabii neydi ki, olumsuz olan orada? Yani orada yapmış olduğumuz şey billboardlarda medya deyse ben giyim ve Kamil amca ben lezbiyenim. Aslında çok da yani ekstrem radikal bir mesaj yoktu orada. Sadece bu toplumda varız buradayız demek için LGBT'yi bireyleri temsil eden bir şekilde hani Kıbrıs ağzıyla bir cümle yazdık. Fakat billboardların işte çeşitli şehirlere yerleştirildiği, yerleştirilmesiyle beraber parçalandı bu billboardlar, spreylendi. Bir tane belediye özellikle indirdi, bu olmaz dedi. Bu gibi olumsuz tepkiler aldık. Tabii sosyal medyada bunun kat ve kat fazlası. Olumsuz işte çocukları özendiriyorsunuz, bu nereden çıktı, neyin reklamını yapıyorsunuz gibi tepkiler geldi. Sokaktaki insanın tepkisi miydi bu yoksa organize bir tepki miydi? Yani her çeşitli, yani çeşitli kesimlerden vardı yani. Açıkçası arkadaşlarımızdan bile yani şey diyenler oldu. İşte anladık, güzel bir mücadele ama niye gözümüze soktunuz? Yani bu o yüzden toplumun her kesiminden diyebiliriz. Tam da bize aslında şeyi gösterdi bu. Bu toplum bu konuyu konuşmaya aç. Yani bu konuda bilgi almak istiyor bu toplum. Çünkü yıllarca yasak olan bir şeydi, tabuydu. Şu an konuşuyoruz ve aslında genel tepki de biz bunu nasıl açıklarızdı? Ki keza zaten ikinci billboard kampanyamızda da tek tek lezbiyen nedir, gay nedir, biseksüel nedir, trans nedir, interseks nedir ve aslında çok da bilinmeyen iki farklı cinsiyetten bireyin birbirini sevmesi, yani aslında toplumda yaygın olarak kabul edilen karşı cinslerin birbirini sevmesi, heteroseksüellik nedir'i de açıkladık biz bu billboardlarda. Yani belki de aslında o açıdan bilgilendirici olması da bir nevi faydalı oldu diyebilirim yani proje kapsamında. Evet, yani proje beklenen sonucu verdi diyebilecek
noktadasınız. Peki onun sonrasında yeni projeler eklendi mi buna? Evet. Şimdi özellikle bizim bu billboard kampanyasında fark ettiğimiz nokta LGBT'yi bireylerin çok fazla stres altında olduğu. Çünkü yani iş yerlerinde bu konu konuşuldu, okullarda konuşuldu. Yani hali hazırda bildiğimiz insan hakları ihlali olarak zaten yani ayrımcılığa uğruyorduk. Bu daha da görünür olduğu zaman LGBT'yi bireyler daha çok hani stres olmaya başladı. Çünkü zaten günlük hayatta kimliklerimizi saklamak zorundayız ayrımcılığa uğramamak için. Dolayısıyla biz de derneğe ulaşmaya çalışan insanlar oldular. Ve biz de ne dedik? O zaman bir dayanışma hattı oluşturalım. Yine Avrupa Birliği'nin finanse ettiği sivil toplum destek ekibinin, sivil alanın yürüttüğü sivil büyü kapsamında başvurarak bir mini bir proje hazırladık. Bu dayanışma hattımızdır aslında bizim. Dayanışma hattı hafta içi ve hafta sonu saat 10'dan 10'a açılır. Gönüllüler cevap verir. Bu gönüllüler tabii uzmanlardan eğitim aldı. Ve özelliği şudur, biz burada psikolojik veya hukuki bir destek vermiyoruz. Konunun uzmanlarına, ilgili sorulara göre yönlendirmeler yapıyoruz. Yani aslında herkes bizi arayıp bilgi alabilir, yönlendirilebilir bu proje kapsamında da. Devam eden bir proje algıladığım evet. kadarıyla. Peki örneğin verileri neler, çıktıları neler, günlük kaç başvuru oluyor, ne kadar yönlendirme yapılıyor? Var mı elinizde sonuçlarına ilişkin rakamlar? Evet, istatistik tutuyoruz zaten. Kayıtlar alınıyor. Her şey anonim şekilde ve gizliyle önem vererek yapıyoruz. Bu bize ne sağlıyor aslında? Buradan gelen başvurular bize mücadelemizi nasıl şekillendirmemiz gerektiğini gösterir. Aslında bu doğrultuda özellikle erkek eşcinsellerin mesela askere gitmek istememesi, trans bireylerin ameliyatlarıyla ilgili konuları aslında yani bu konularda en çok talepler geliyor. Buradan gelen başvurular sonucunda zaten yeni projemizi hazırladık. Bu projede 3 yıl sürecek olan, Aralık 2018'de başlayan Avrupa Birliği destekli Queer Kıbrıs'ın yürüttüğü bir proje. Yine sivil toplum harekette 6 programı kapsamında hazırlandı. Ve geçtiğimiz aylarda da bir sergiyle de açılışını yaptık projenin. Renklerin çeşitliliği. Aynen. Şu an arkanızda duran panoda da aslında ifade edildiği gibi. Peki her proje diğerinin devamı şeklinde. O zaman bunu doğuran ne oldu? Renklerin çeşitliliği projesini doğuran ne oldu? Çağrı hattınıza aldığınız sorulardan böyle bir projenin ihtiyaç olduğu kanaatine mi vardınız? Neydi sizi buna yönlendiren? Bir noktada dediğim gibi geçmişten günümüze geleceksek konuşulmayan bir konuydu, yasaktı, yasa değişti, daha sonra bu konuşulmadı, konuşulmayan bir şey konuştuk ve şimdi aslında bu bir kapasite geliştirme projesi, daha çok derneğin kendi kapasitesini geliştirme, kendi öz kaynaklarını yaratma, kendi farkındalığını artırma aslında. Dolayısıyla en önemli anlam bir tanesi de fon geliştirmedir burada. Bir fon geliştirme uzmanımız olacak ve çeşitli kampanyalarla fon geliştireceğiz. Yine geçmiş projelerden devam edecek olan konferanslar var, seminerler var. Gönüllülerle çalışılacak, staj programı olacak bu proje kapsamında. Yine medya taraması, medyanın bu konuyu nasıl ele aldığı, bir anket çalışması yine yapılacak. Konuşulmayan da yapılmıştı ve sonuçlar orada aslında bayağı olumsuz şeyler çıktı. Ondan da bahsedebiliriz daha sonrasında. Evet, nedir bu olumsuzluklar ve değişmesi için ne yaptınız? Yani bu proje anladığım kadarıyla yeni proje, o olumsuzlukları da biraz değiştirmeye yönelik. Doğru mu algılıyorum? Evet, doğrudur. Yani bu proje aslında renklerin çeşitliliği dememizin sebebi de aslında her birey kendi çeşitliliğiyle bu toplumda var olabilir. Ayrımcılığa uğramadan, ötekileştirilmeden bu toplumda var olabiliriz ve hepimize yer var mesajını vermek aslında biraz da. Dolayısıyla aslında biraz daha ileriye giderek yine işte Zilya'nın bahsetmiş olduğu sivil birliktelik olsun, trans bireylerin ameliyatların ücretsiz karşılanması, şiddete maruz kalan bireylerin şu anda da açıldığı cinsiyet odak noktaları oluşturuldu. Yine toplumsal cinsiyet noktasında destek alabilmeleri, müfredatlara aslında bu konuların eklenebilmesi gibi çeşitli konularda faaliyet yürütebilmemiz için hazırlanmış bir projedir aslında. Yani aslında derneğin ayaklarının üzerinde durabilmesi için hazırlanmış bir proje diyebiliriz. İyi, algıladığım kadarıyla yalnızca derneğin ayakları üzerinde durabilmesi değil, derneğin toplumdaki belli başlı toplumu yönlendiren kurumlarda zihniyet değişimindeki
bir mücadeleyi, müfredatların değişmesinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla uzun erimli bir mücadeleyi içeriyor, değil mi? Evet. Yani aslında konuşulmayandan farkı tam da dediğiniz gibi. Yani konuşulmayanda biz direkt topluma yönelik faaliyetler yaptık. Buradaysa dedik ki hani dernek kendi kapasitesini geliştirirse daha sisteme dönük çalışmalar yürütebilir. Çünkü kendi ayaklarına durduğu zaman taleplerini seslendirebilir. Taleplerini değiştirmeye yönelik adımlar atabilir. O yüzden de aslında daha geniş kapsamlı bir şeyler yapacağız. Ne kadar süreyle devam edecek bu proje? Bu proje 3 yıl sürecek. Proje kapsamında dediğim gibi 3 yılda dağılacak olan yani 10 tane kapasite geliştirme var, seminerler var. Yine web sitemizde ve sosyal medyada yayıncılık yapmaya devam edeceğiz. 4 kitapçıktan mesela ilki hazırlanıyor şu anda. Askerliğe dair olacak bu. Diğerleri transpirelerle ilgili olacak. Yasa değişimine yönelik de aslında 2 tane stratejik davalamamız olacak. Bunlardan bir tanesi de cinsiyet geçiş süreçleriyle ilgili olacak. Burada da işte ceza yasası gibi yeni bir yasanın ya oluşumu ya da var olan bir sistemi değiştirmeye yönelik, yasal bir sistemi değiştirmeye yönelik bir adım atılacak. Şu an boşlukta mı o alan? Evet, yani şu anda aslında boşlukta... Yani cinsiyet değiştiren bir birey örneğin kimliğini nasıl değiştirebiliyor mu? Yoksa şu an onlarda hukuksal boşluk mu var? Yani aslında yasalar baktığımız zaman uluslararası yasalarda iç hukukumuzun parçası olduğu için eğer uygulansa aslında yeni yasalara ihtiyacımız belki de olmayacak. Ama uygulamada veya yasaların yorumlanmasında sıkıntılar olduğu için mesela özellikle cinsiyete dair, kimliğini değiştirmeye dair baktığımız zaman bu kişilerin aslında ameliyat olmaları, kısırlaştırılmaları talep ediliyor. Ve aslında bu da kişinin kendi bedenine dair bir müdahaledir. Yani beden bütünlüğüne ihlaldir aslında. Biz de talep ettiğimiz bu hak ihlalinin olmaksızın kişilerin kimliklerini değiştirebilmeleri, trans bireylerinin beyanlarına göre ameliyatsız yani isterse ameliyatın destek devlet ücretsiz verebilsin. Fakat ameliyat olmaksızın da kimliğindeki cinsiyetini değiştirebilsin. Çünkü tam da dediğiniz gibi ehliyetten tutun da işte kimliğe, diplomasına mezun olurken birçok insan sıkıntı yaşıyor bu kimlikten dolayı. Bunları da önlemeye yönelik aslında çalışmamız olacak. Evet. Zorlu bir uğraş alanı ve uzun erimli bir mücadele. Kolaylıklar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkı için. Ben teşekkür ederim. Queer Kıbrıs'ı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de derneğin iletişim sorumlusu Ziba Sertbay'da konuşmaya devam edeceğiz. Evet, dilerseniz öncelikle derneğin toplumla ilişkileri nasıl? Çünkü önemli bir alanda bir mücadele veriyorsunuz. Bunun doğru algılanması toplumla kurduğunuz ilişkiye bağlı. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz toplumla ilişkisini derneğin? Toplumla aramızdaki ilişki aslında böyle kronolojik olarak biraz bahsedecek olursam, ilk başta homofobiye karşı inisiyatif kurulduğu zaman var olan yasaklardan dolayı arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde kendilerini ifade edemiyorlardı. Bu yüzden de çok fazla bağlantımız yoktu aslında toplumla. Bu yasalardan mı kaynaklanıyordu? Evet, yoksa toplum evet. Olarak homofobik bir toplumuz diyebilecek noktada mıyız? Şimdi her ikisi de var aslında bakarsanız. Yani bir yasak var. Ve bu yasaktan dolayı arkadaşlarımız rahatça kendilerini ifade edemiyorlar. Düşünün ki birine karşı duyduğunuz ilgiden dolayı, birine karşı hissettiğiniz aşktan dolayı cezaevine girme ihtimaliniz var. Bu nedenle de ciddi sıkıntı yaşıyordu arkadaşlarımız ve kendilerini gösteremiyorlardı. Bu yüzden de tabii ki böyle bir kısır döngü, kendilerini ifade edemedikleri için, temas olmadıkları için toplumda var olan homofobi de artıyordu. Böyle bir yani durum söz konusu. Besleyen birbirini besleyen, aynen. Böyle bir olumsuz yönde besleyen. Peki, ilk başta böyleydi ama dernek ciddi bir mücadele verdi, yasa değişti. Bir takım projelerle artık bunu toplumun geneline yayıyor. Değişti mi bu algı? Bence değişti. Bayağı değişen var diyebilirim aslında. Hani toplumda var olan şöyle. Mesela gerçekçi örneklerden gidelim. Erman'ın verdiği bir örnek var mesela. Konuşulmayan projesi kapsamında bir billboard olayımız vardı.
Bu billboardlarda şöyle bir şey oldu. Hem negatif tepkiler çok fazlaydı bize karşı, hem de pozitif etkiler de çok fazlaydı. Yani toplumun iki kısmını da, o iki kutbunu da çok net bir şekilde görebildik. Aslında ne kadar destekçimiz olduğunu da gördük. Ne kadar negatif bakışların da olduğunu gördük. Ve şu anda gerek sosyal medya olsun, gerek yaptığımız çalışmalar olsun, bizi destekleyen, bizi takip eden çok güzel bir kitlemiz var. Evet, peki, biraz da bireysel bazda bakarsak, yani bireye indirgersek, Queer Kıbrıs'ta çalışan LGBT hakları için mücadele veren bir birey olarak siz yakın sosyal çevrenizde negatif bir tepkiyle karşılaştınız mı bugüne kadar? Evet. Şöyle, ben psikoloji okurken aslında bu alanda bir şeyler öğrenmeye başladım. 2008 civarında, yani homofobiye karşı inisiyatif kurulduğu zaman ben üniversitede psikoloji öğrencisiydim. İlk başta bu alanda bir şeyler yapmak istediğimi söylediğim zaman insanlar bana ne yapacaksın, niye bu alanda çalışma yapıyorsun, başka bir şey yok muydu çalışacak vesaire gibi çok negatif tepkiler verdi. Aileden mi yoksa arkadaş çevresinden? Aileden de, arkadaş çevresinden de. Bir taraftan da destekleyenler de vardı. Yani mesela en büyük destekçilerimden bir tanesi de dedemdir. Hani toplumda şey vardır ya, hani erkekler daha homofobiktir. Evet, birçok bilimsel çalışmada da kendini erkek olan olarak tanımlayan kişilerin homofobisinin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ama benim en büyük destekçilerimden bir tanesi de dedemdi mesela. İlk bu alanda çalışmaya başlayacağımı söylediğim zaman bana destek olan, bana dini background'u anlatan insan dedemdi mesela. Hani destekçilerim de vardı, yoktu değil. Aynı zamanda şöyle bir gerçeklik de var. Bu negatif tutumlar, hani niye bu alanı seçtin, niye böyle çalışmalar yapmaya karar verdin dedikleri zaman aslında tam olarak da sizin bu tepkilerinizden dolayı yapıyorum diyerek daha da güçlendi. Yapmak ama aradan 10 yıldan fazla bir zaman geçti. 2008-2019'dayız. Değişimi de analiz edebilme imkanınız var. O yakın çevrenizde ilk size reaksiyon koyanlardaki değişim nasıl oldu? Pozitif yani, yönde mi yoksa... Pozitif. Yani artık herkes biliyor. Yani daha önce dediğim gibi dernek çalışmalarını takip eden çok fazla insan var. Sadece yakın çevrem değil. Toplumun genelinde bizi takip eden, bizimle çalışmalar yapmak isteyen, okullar olsun, farklı meslek grupları olsun, psikologlar olsun, hukukçular olsun, gün geçtikçe artıyor ve insanlar bu alanda bir şeyler öğrenmeye başlıyorlar ve devam ettiriyorlar bunu ve ilgi artıyor. Ya, yola çıkışla bugünkü varılan nokta arasındaki farkı birkaç cümlede nasıl toparlayabilirsiniz? Çok büyük bir gizlilik vardı. Yasaklar vardı. Artık o yasaklar kalktı. Şu anda konuşuluyor. Temas artıyor. Ama daha kat edecek çok yolumuz var. Örneğin derneğin çalışmalarına da ilgi arttı mı? Veya dernek, ben de bu derneğe üye olmak istiyorum diyerek hiç tanımadığınız ama derneğin kapısını çalan insanlarla karşılaşıyor musunuz? Şuradan bahsedebilirim ben isterseniz. Biz dernek olarak sadece hani az önce Erman sadece derneğimizin bir kısmından, faaliyetlerinin bir kısmından bahsetti. Avrupa proje bazlı proje. Aynen aslında. Proje bazlı bahsetti. Aslında Queer Kıbrıs Derneği çok farklı alanlarda faaliyet göstermekte. Sağlık alanında, hukuk alanında, eğitim alanında, alan mücadelesi. Çok farklı alanlarda mücadele vermekteyiz. Aynı zamanda bu arada alan mücadelesi demişken aklıma geldi, onu da dillendireyim. 2014'ten bu yana, yani yasa geçtiğinden bu yana yürüyüşler düzenliyoruz ve
insanlarla etkileşimimizi orada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela yürüyüşlerimiz çok kalabalık geçiyor, çok coşkulu bir şekilde geçiyor ve o yürüyüşlerden sonra dernek üyesi olmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Dediğim gibi farklı farklı alanlarda mücadele veriyoruz ve evet, üye olmak isteyen arkadaşlarımız çıkıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim dernek içerisinde anti-hiyerarşik bir düzenimiz var. Ne demek bu? İşte hani gruplarımız var ve işte bir üst, az üst ilişkimiz çok fazla yok. Daha çok her bir grubun kendine ait bir misyonu var ve ona göre faaliyet gösteriyor. Üyelerle ilgilenen ekibimiz de oryantalasyon dediğimiz bir ekibimiz var. Yani yeni gelen insanları oryente etmek aslında amacımız. Ve bu ekip, işte bu sizin bahsettiğiniz hiç tanımadığımız ve bizimle iletişime geçmek isteyen insanlar için etkinlikler düzenliyor. Bu kişiler etkinliklerimize geliyor ve üyemiz oluyorlar. Biraz etkinliklerin içeriğini de koyarsak sanırım izleyenler açısından daha çok oturmuş olacak. Hı hı. Nedir bu etkinlikler? Çok fazla var. Hangisinden bahsedeyim bilemedim. Evet, yani, özellikle yani mesela yürüyüşlerimiz var. Hı hı. 17 Mayıs organizasyon komitemiz var. Bu komitenin içerisinde çok fazla örgüt var. Yani sadece Queer Kıbrıs Derneği evet, değil. Siz içselleştirdiniz ama 17 hı-hı. Mayıs nedir? Onu da koymak lazım izleyenler açısından. Tabii ki. 17 Mayıs homofobiye karşı gündür. Uluslararası homofobiye, transfobiye ve bifobiye karşıt gündür. Ve bugün de biz yürüyüşler düzenliyoruz. 2014'ten bu yana, yani yasanın geçtiğinden bu yana biz yürüyüşler düzenliyoruz. İlk 2 yıl sadece queer olarak düzenledik bu yürüyüşleri. Daha sonrasında bir çağrı yaptık ve yaklaşık 30 civarı örgütün bir araya geldiği 17 Mayıs Organizasyon Komitesi'ni kurduk. Ve son 3 yıldır da bu komite yürütüyor bu faaliyeti. 2 yıl önce kaç kişi yürüyordu, bugün kaç kişi yürüyor? O biraz değişik. Yani mesela 2014'teki çok kalabalıktı. Sonraki yıl biraz daha sönük geçti. 2015'teki biraz sönük geçti. Sonra 2016 diyebilirim ki en kalabalık yürüyüşümüz oldu komitenin kurulmasıyla birlikte. Rakam olarak herhalde 300-400 kişi diyeceğim şu an, öyle ortalama. Öyle rakamlarla çok iyi, aram iyi değil sayılarla. Evet. Peki, son olarak, yani süremiz de doldu ama şunu da sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nden destek aldığınız birçok proje yürüttünüz. Bu projelerin, bu projeler olmasaydı bugün kat ettiğiniz mesafeyi kat edebilir miydiniz? Çok zor bir soru. Zor olurdu. Daha uzun zamanda olurdu. Ama yapanlar yine biz olduğumuz için yapardık bence. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz katkı için.